Herkese selam. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Türkiye'de vakalar yükselmeye devam ediyor. Bu haberleri alıyorum. Gerçekten kötü bir durum. İrlanda'da da tam tersine vakalar azalmaya devam ediyor. Dün restoranlar, barlar açıldı. İnsanlar dışarılarda şu anda. Hani bugün de hafta sonu olduğu için gerçekten sokaklar, caddeler tıklım tıklım arkadaşlar. Ben bugün dışarı çıkacağım. Birkaç işim vardı, onları halledeceğim. Sizi de kendimle birlikte götüreceğim. Dışarıda çekim yapmaya çalışacağım. İrlanda'yı göstermeye çalışacağım. Bir de bazı arkadaşlar birkaç soru sormuştu. Onları cevaplamaya çalışacağım. İrlanda ile alakalı. Burada dil okulları ile alakalı. Böyle bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Montumu unutmuşum. Onu da bir giyeyim. Hemen çıkayım ondan sonra. Çünkü gerçekten burada arkadaşlar yani hava aydınlık olmuyor pek. Genellikle 3-4 gibi kararıyor. Ben de bir an önce çıkayım. Şu anda yağmur yağıyor. Yine her zamanki olduğu gibi İrlanda'nın havası maalesef böyle yani. Geleceklere buradan tavsiyem gelirken yağmurluğunuzu da birlikte getirin. Ya da su geçirmeyen sırt çantanız varsa onları da alın. Çünkü gördüğünüz gibi İrlanda'da haftanın 3-4 günü yağmurlu geçiyor genellikle. Ben daha öncesinde söylemiştim zaten. Benim oturduğum yer merkeze yürüme mesafesinde. Bir 5-10 dakika yürüme mesafesinde. Merkezde Spire var arkadaşlar. Bir direk var. Birazdan göstereceğim size. Spire'ın o taraflarda bir kafeye gidip bir kahve içeceğim. Biraz oturacağım. O sırada tabii çekim yapmaya devam edeceğim. Zaten dediğim gibi restoranlar, barlar açıldı. Burada insanlar dışarıdaydı. Evet, otobüs geçmişken şunu da belirteyim. Aklıma geldi. Hani buraya öğrenci olarak gelecek arkadaşlar için. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar, eğer dil okuluna geliyorsanız ya da bir üniversitede yüksek lisans, doktora tarzı şeyler yapıyorsanız, yani öğrenciyseniz hani burada haftalık 20 euro yükleme yaptıktan sonra otobüsü sınırsız kullanabiliyorsunuz. Hani o yüzden ben de kısa mesafeler de olsa otobüse binmeyi tercih ediyorum. Bu arada arkadaşlar yazıyor hani dışarıda maske takmadığımı görünce. Burada dışarıda maske takmak zorunlu değil arkadaşlar. Türkiye'deki gibi değil. Kapalı yerlerde takılması gerekiyor sadece. Mesela bir alışverişe gittiğinizde takmanız gerekiyor ya da bir mağazaya girdiğinizde takmanız gerekiyor. Böyle bir sınırlama getirmişler. Onun haricinde dışarıda hani takma zorunluluğu yok. İsteyen takıyor, isteyen takmıyor. Yani kendinize bir şey almak istiyorsanız arkadaşlar, burada en iyi dönem Christmas ve yılbaşı dönemi. İndirimler falan oluyor ve insanlar hani bu vakitlerde daha çok alışveriş yapıyor İrlanda'da. Black Friday indirimleri görüyorsunuz arkadaşlar, %60'a kadar indirim yapılıyor. Polisler. Çok tatlı bir kafe arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok doldurmuşlar ya, döneceğim diye korkuyorum. Kahvelerimiz hazır. Burası fotoğraflarda gördüğünüz Temple Bar. İrlanda'nın en turistik yerlerinden bir tanesi. Ve oldukça biliniyor. Bayağı kalabalık gördüğünüz gibi. Yiyecek bir şeye ihtiyacı olan insanlar için köprüye insanlar mont ya da giymediği eşyaları bırakıyorlar. Bu arada Grafton Street'e doğru yürürken şu solda kalan Trinity College, yani benim okulum. Tabi bugün cumartesi, içine girmeyeceğim. Grafton Street'e doğru yürüyeceğim. Oradan işte Grafton Street'in sonunda Stephen Green Park var. Şehrin merkezinde olan güzel bir park. Sizi oraya çekmeye çalışacağım.
Orayı göstereceğim. Evet, şurası Trinity College. Benim şu anda okuduğum okul. Şu karşıda arkadaşlar. Kampüse buradan giriş yapabiliyoruz. Tabii birkaç girişi daha var. Fakültenin oradan da giriş yapabiliyorum ayrıca. Bisiklet ışıkları. Evet, üniversitenin içinde başka bir gün göstereceğim arkadaşlar size. Yine dersim olduğu bir gün video çektiğim zaman Trinity College'in içine girip orada video çekmeyi düşünüyorum. Şu anda zaten buradan baktığım zaman buradaki girişleri kapamışlar. Arkada bir giriş var, oradan giriyor öğrenciler. Eski bir okul, bayağı bir eski. Grafton Street. Böyle kalabalık bir cadde, genellikle arabalar girmiyor. Gördüğünüz gibi sokaklar oldukça kalabalık arkadaşlar. Burada kısıtlamalar azaltıldıktan sonra, yani dün özellikle barlara, publara girişler serbest olduktan sonra. Christmas sonrası vakalar tekrar yükselebilir. Gördüğünüz gibi herkes dışarıda. Yani insanlar artık bunaldı evde uzun süre kalmaktan dolayı herhalde. Grafton Street'in bir diğer ucuna geldik. Şu karşıda gördüğünüz gibi hani bir giriş var. Bu giriş şeye benzemiyor mu? Bizim İstanbul Üniversitesi'ne benzemiyor mu? Şu Stephen Green Park'ın girişi. Yani İstanbul Üniversitesi, aynen yani İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü, hani bilenler bilir, onun girişi de buna benziyor arkadaşlar. Şu sağda gördüğünüz bu bir shopping center arkadaşlar. Stephen Green Shopping Center olarak geçiyor. Evet, İrlandalı polisleri görüyorsunuz. Orada Stephen Green Park'a giriş yaptık. Dublin merkezdeki güzel bir parklardan bir tanesi. Direkt şehrin ortasında. Taksim'de böyle büyük bir park olduğunu düşünün. Oldukça güzel bir park. Evet, bunlardan korkun arkadaşlar. Özellikle burada saldırıyor bunlar. Yemek yiyenler olunca dikiliyorlar arkadaşlar. Bunlar çok saldırgan. İnsanlara saldırıyorlar. Evet arkadaşlar, Stephen Green'de yürürken bazı arkadaşların soruları vardı. Onları cevaplamaya çalışayım. Şimdi buraya geldiğiniz vakit iş bulma konusu biraz sıkıntılı olabilir sizin için. Yani buraya gelir gelmez iş bulamayabilirsiniz. İşe başlayabilmek için burada almanız gereken bazı evraklar var. Gelir gelmez direkt iş bulamayabilirsiniz. Hadi diyelim ki buldunuz, ikinci haftanızda iş buldunuz. Hani direkt işe başlamayabilirsiniz çünkü işe başlamak için hani burada almanız gereken bazı şeyler var. Bunlardan ilki CNIB kartı arkadaşlar. CNIB kartınızı alıp hani burada oturumunuzu uzatmanız gerekiyor. Onu aldıktan sonra yapmanız gereken şey PPS. Hani PPS kartı için de başvuru yapmanız gerekiyor. Bunun için de yine randevu almanız gerekiyor. PPS kartı ne işe yarıyor? PPS kartı buradaki vergilendirme sistemiyle alakalı. Yani sizin hani vergi numaranız gibi bir şey düşünebilirsiniz. Hani o yüzden PPS de
çalışmak için burada önemli arkadaşlar. Çünkü diyelim bir işe kabul edildiniz. Yani bu dediğim iş bir barmenlik olabilir ya da ne bileyim bir warehouse'da çalışabilirsiniz ya da bir markette kasiyer olarak çalışabilirsiniz. Yani iş yerinin sizden isteyeceği şey PPS numarası. Buradaki vergi sistemine kaydetmek için sizden PPS numarası isteyecektir. Siz bu PPS kartını aldığınızda arkadaşlar numarası zaten üzerinde yazıyor olacak. Bunu çalıştığınız şirkete vereceksiniz. O işte sisteme ekleyecek. Bunun haricinde arkadaşlar Cenaybi kartınızı aldınız, PPS'inizi aldınız. Bir de burada bir hesap açmanız gerekiyor. Hesap açmak için de bazı belgeler gerekiyor. Adresinizi kanıtlamanız gerekiyor. Hani bunun için de GNIB'den gelen belgeyle de başvurabilirsiniz. Ya da ev sahibinden bir kağıt alabilirsiniz. Hani orada oturduğunuza dair. O şekilde de girip başvuru yapabilirsiniz. Bir de okuldan bir belge almanız gerekiyor hesap açmak için. Hani dil okuluna geldiyseniz dil okulunuzdan bir belge alabilirsiniz. Zaten dil okulunuz size verecektir bunun belgesini. Evet, GNIB, PPS ve hesap açtıktan sonra burada çalışmak için bunlar yeterli oluyor arkadaşlar. Hani bazı durumlarda şirketler hani sizi idare edebiliyor. Mesela başvurdunuz, PPS'iniz yok ama şirketin size ihtiyacı var. Tamam başla ama işte bir iki hafta içerisinde PPS'inizi alacağınızı söyleyerek hani size öyle bir tolerans tanıyabilirler. Bu tabii şirketten şirkete göre değişiyor ve düşük bir ihtimal bu. Onun için şunu söyleyeyim, hani buraya geldikten sonra İlk iki hafta içerisinde işe başlamak oldukça zor. Bu kartları alma süreciniz, PPS'i, GNIB, banka hesabı açma süreciniz hemen hemen bir ayı buluyor en erken ihtimal. Evet, biz tam olarak buradayız arkadaşlar. Parkın buradan bir çıkışı var. Buradan giriş yaptık parka, şöyle geldik. Sorun arkadaşlar oluyor. Biraz konaklama ile ilgili bilgi vereyim. Hani burada aile yanı konaklaması ayarlayabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim, aile yanı konaklaması ya burada en pahalı konaklamalardan bir tanesi. Bunun yerine size işte yurt ya da bir oda kiralamanızı öneririm. Daha ucuza gelir. Aile yanı konaklaması ortalama 700-800 eurolardan başlıyor aylık tek kişi için. Konaklama fiyatları da eğer paylaşımlı odalarda kalırsanız bu evet fiyatlar azalır. Paylaşımlı odalardan kastım ne? Yani bir odada 3 kişi 4 kişi kalırsanız bu sizin vereceğiniz kirada ona göre düşüyor arkadaşlar. Onun dışında eğer bir odada tek kalmak istiyorsanız, single room tutmak istiyorsanız daha fazla bir para ödemeniz gerekecektir. Bu tamamen hani sizin tercihlerine ve sizin bütçenize bağlı bir şey. Konaklamayı nasıl ayarlayabilirsiniz? Facebook gruplarından ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada Brezilya nüfusu çok olduğu için bu konaklama için oluşturdukları Facebook grupları var. Oralara girebilirsiniz. Hani daha fazla ilana ulaşmak açısından oralarda ayarlayabilirsiniz. Bunun haricinde daha çok işte apartman, hani full apartman bakıyorsanız, işte maddi durumunuz iyiyse ya da direkt stüdyo falan bakıyorsanız bunları daha çok burada işte Rent.ee diye bir site var arkadaşlar. İrlandalıların kullandığı. Hani oradan bakabilirsiniz. Oradan bulmaya çalışabilirsiniz. Bu tür ilanlar daha çok orada oluyor. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Her şeyden emin olmadan ödemenizi yapmayın. Hiçbir zaman evi görmeden, anahtarı almadan paranızı ödemeyin arkadaşlar. Burada bu tür olaylar oldukça yaygın. Hani dikkatli olun bu konularda. Bunu da belirtmek istedim ayrıca. Evet, ev konusu böyle. Ayrıca arkadaşlar burada devlet ödemeleriyle alakalı soru soranlar olmuş. Ondan da bahsedeyim. Pandemi yayıldıktan sonra burada işte iş yerleri falan kapandıktan sonra devlet işinden olan çalışanlara maaş ödemesine başladı. Yani devlet yardımı dağıtılmaya başlandı arkadaşlar. Ortalama işte 350 euro ödendi haftalık. Şimdi soranlar olmuş, hani oraya geldikten sonra devlet yardıma başvurabilir miyim gibisinden. Ona da şöyle cevap vermek istiyorum. Hani buraya gelip direkt başvuramazsınız. İlk önce burada bir iş bulmanız lazım. Tabii PPS numaranız da olması lazım. İş buldunuz, PPS numaranız var. İşiniz bu, vakalar arttı, kapandı tekrar diyelim. İşte o zaman başvurabilirsiniz arkadaşlar. O zaman devlet yardımı alabilirsiniz. Onun haricinde buraya gelip gelmez devlet yardımına başvuramazsınız. Evet, genel olarak aklıma gelenler bunlardı. İrlanda ile alakalı videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Özellikle yaz aylarına doğru bir gezi planım var. İrlanda'nın bazı kırsal yerlerini, daha çok lokal yerlerini gezmeyi planlıyorum. İrlanda'daki yaşamla alakalı videolar çekmeye devam edeceğim. Buraya gelmeyi düşünen insanlar için bilgili videolar çekmeye devam edeceğim. Onun haricinde bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Burada kapatacağım. Eğer aklınızda soru işareti falan varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel videolar gelecek. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.